TV19 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haftanın son gününde ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Özlü, Türkiye'de uzağı göremeyen miyop siyasetçiler var. Sadece miyop olsalar iyi, bunlar yakını da göremiyorlar sözlerini kullandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı. İlçe Kongresi, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Bakanım. Geniş katılımla gerçekleşen kongrede konuşan Bakan Faruk Özlü, yatırımlardan bahsetti, muhalefete yüklendi. Sadece bugünü düşünerek değil, uzakları görerek politika üretmeye de devam ediyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'de uzağı göremeyen miyop siyasetçiler var. Sadece miyop olsalar iyi. Bunlar maalesef yakın da göremiyorlar. Eleştirmeyi muhalefet sanıyorlar. Haydi yapın, proje getirin dediğimizde söyleyecek söz bulamıyorlar. Hep başkalarının ağzından konuşup başkalarının gözünden bakıyorlar. Bizi yıpratmak için olmadık senaryolar yazıyorlar. Fakat asıl zararı ülkemize ve milletimize veriyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz bundan sonra da işimize bakmaya, ekmeğimizi büyütmeye devam edeceğiz. Bakan Faruk Özlü, ülkenin tarihi bir dönemeçten geçtiğine işaret etti. Bizim bütün çabamız 80 milyon vatandaşıyla birlikte mutlu, huzurlu, kalkınmış bir Türkiye inşa etmektir. Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, dünyada göz dolduran, dosta güven, düşmana korku veren bir ülke olması için çalışıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ana muhalefet partisine yüklenerek, AK Parti ülkemizi 2023'e, 2053'e ve 2071'e taşıyacak olan bir iddianın sahibidir şeklinde konuştu. Keşke bizi daha çok zorlasaydı. Keşke daha güçlü fikirler ve argümanlarla devlet ve memleket meselelerinde bir fikri olsaydı. Ama düşünebiliyor musunuz? Meclisten tezkere geçti. Muhalefet partisi lideri neyse pozitif olarak bir rekora imza attı. Önce İdlib'e asker gönderilmesini destekliyoruz dedi. Saat 14.08. Saat 14.17. 9 dakika sonra eğer İdlib'de bir asker hayatını kaybederse bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Dünyanın en hızlı çarkı. Büyük bir rekor. Şimdi nasıl güveneceksiniz? Nasıl beni temsil eder diyeceksiniz? Nasıl arkasında durur lafının diyeceksiniz? Biz geceden gündüze değişmeleri çok gördük. Bir gün öyle, bir gün böyleleri çok gördük ama 9 dakika gerçekten çok büyük bir rekor. O yüzden siyasetin de hakikaten Türkiye'deki bütün meselelerin de en güvenli limanı şu anda AK Parti. Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Mevcut Başkan Hakan Kuşçuoğlu yeniden Merkez İlçe Başkanı seçildi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, acil servis çalışanlarına ve hastalara sürpriz yaptı. Hastane acil servis birimlerini denetleyen Bakan Demircan, zorunlu olmadıkça acillerin meşgul edilmemesini istedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sürpriz bir ziyaretle Ankara'nın yoğunluğu fazla olan hastanelerin acillerini denetledi. Acili ziyaret eden Bakan Demircan, hasta ve yakınlarıyla sohbet etti, sağlık çalışanlarından bilgi aldı. Demircan, hastanelerin fiziki koşullarını ve insan kaynağı kapasitesini yerinde inceledi. Arkadaşlar geçmiş olsun. Burada çalışmaları güzel gördük. Yine de biz olursa bizi her zaman arayabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı, santrali her zaman açık. Bize de her zaman ulaşılır. Sevgi olmasın. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Sağlık Bakanı'nı karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşayan hasta ve yakınları, gecenin ilerleyen saatinde gerçekleşen bu denetimden Bakan Demircan'a memnuniyetlerini ifade ettiler. Hastane acillerinde gereğinden fazla hasta yoğunluğunun olduğunu söyleyen Demircan, acil olmayan,
polikliniklerde muayene olabilecek vatandaşlarımızın çeşitli nedenlerle acilleri tercih etmesi sebebiyle gerçek acil hastaları mağdur oluyor diyerek zorunlu olmadıkça acillerin meşgul edilmemesini istedi. Son olarak Ankara 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni gezen Bakan Demircan, acil sağlık hizmetleri büyük fedakarlık gerektiren bir alan, hizmetin doğası gereği 24 saat kesintisiz hizmet vermek durumundayız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum'a yapılmakta olan demir yolu çalışmasıyla ilgili TV19'un sorularını yanıtladı. Bizim için önemli olan toplumsal hizmetlerin devamıdır. Az da olsa devamlılık esastır bizde. Toplumsal hizmetleri olabildiğince artırmaya çalıştıklarını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, adeta itfaiyeci gibi nerede yangın varsa onu söndürmeye, nerede ihtiyaç varsa onu karşılamaya çalışıyoruz dedi. Toplumsal hizmetleri olabildiğince artırmaya, karşılamaya çalışıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi şu anda yapılmakta olan demiryolu çalışmasıdır. Hızlı demiryolu çalışmasıdır ve aynı zamanda yük taşınacaktır burada. Ve böylece bir Çorum'da yapılan üretim ve ihracat aynı anda denizlere, limanlara ulaşmış olacaktır. Bu bizim için çok büyük bir kazanım olacaktır. Uslu, 1925'te Çorum'a gelen İsmet İnönü'nün bir sözünü hatırlatarak devam ettirdikleri çalışmalara değindi. Baba İnönü Çorum'a geldiğinde 1925 yılında bir irfan yolu lazım size demiştir. İrfan yolu İnönü Çorum'dan gittikten 16 yıl sonra açılmıştır lise. Oysa biz üniversite açtık ve şu anda üniversitemizde öğrenci sayısı 20 bin oldu. Bir de Ümranyolu lazım demiştir. Ümranyolu Şimendifer yoludur demiştir. Onu da izah etmiştir. Oysa biz şimdi hızlı tren getiriyoruz. 1925'ten bugüne kadar hızlı tren gelmeyen bir Çorum'un ihracatta geri kalması çok zor. İşte gördüğünüz gibi yollar yapılıyor şu anda. Eksikler tamamlanıyor. Önceliklerimiz arasında bu yolların yani ilçelerin merkezle bağlantısı söz konusu. Arkasından sıra ilçelerin birbirleriyle bağlantısına gelecek. Böylece ulaşımın olmadığı yere yatırımcı gitmesi mümkün değil. Bunu da sağlamış olacağız. Bol bol yüksek okul açıyoruz. Mümkün mertebe. Üniversiteye yeni bölümler açıyoruz. O yetmediği gibi bir de daha önce Osmancık, Alaca, İskilip ve Sungur'da var olan yüksek okullar ilaveten şimdi Kargı ve Bayat'ı da yüksek okul açıyoruz. Çorum Meslek Okulu'na bağlı yerleşkelerimiz orada olacak. Onun dışında doğalgazı yaygınlaştırıyoruz. Bazı ilçelerimiz sıradalar, bazı ilçelerimizi de uğraşıyoruz yine. Bunların hepsi çalışmayla oluyor, emekli oluyor. Osmancık Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 yatırım için toplu açılış töreni düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum Valisi Necmettin Kılıç ve Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de katıldı. Kıymetli Osmancıklılar, hepiniz toplu açılış törenimize hoş geldiniz. Osmancık Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 yatırım için toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreni Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş'ın açılış konuşmasıyla başladı. Değerli hemşehrilerim, 30 Mart 2014 tarihinde belediye başkanı olarak bana teveccüh gösterdiniz. Bu kutsal emaneti verdiniz. Bu görevi emanet aldığım günden beri sizlere hizmet etmenin onuruyla, azmiyle, gayretle, şevkle çalıştık, çalışıyoruz. Attığımız her adımda vermiş olduğunuz emanete sahip çıkmaya, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Yalnızca şehrimizin bugün için değil, gelecek nesillerimize kalıcı eserler, güzel bir Osmancık bırakmaya çalışıyoruz. Törene katılan Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü yaptığı konuşmada belediyelerin çalışmalarına aralıksız devam edeceğine dikkat çekti. Bir yandan hükümetimiz, bir yandan belediyelerimiz gece demeden, gündüz demeden çalışıyor. Aynı Cumhurbaşkanımızın da
zaman zaman söylediği gibi. Hani Aşık Veysel'in dilinden söylüyor ya, uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Gece demeden, gündüz demeden çalışıyoruz, çalışacağız ve Allah'ın izniyle şehirlerimizi imar etmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, şunu hepimiz biliyoruz ki bu dünyada baki değiliz. Baki olan nedir? Gök kubbede hoş bir sada bırakmak. Onu yapabildik mi? Arkamızdan geldi, görevini yaptı, süresini tamamladı ama hakkını vere vere bu işi yaptı dedirttirebildik mi? Meselemiz budur. Başkan Muzaffer Külcü, Çorum'a 185 tane semt parkı, 35 tane de büyük park yapıldığını açıkladı. Görevi devraldığımızda Çorum'da kaç tane park var? Bunları saydırdım. 105 tane park çıktı. Bir de fotoğraflarını çekin getirin dedim. Kardeşlerim, bir demir yığını var. Onun etrafına bir bordür taşı dizmişler. Parklarımız bundan ibaret. Dedik ki böyle park olmaz. Ne yapacağız? Bugünün insanına, bize inanan, bize güvenen, şehrin geleceğini, kendi geleceğini bize emanet eden bu milletin evlatlarına yakışır parklar yapacağız. Ve bir park modeli ortaya çıkardık. Şimdi kaç tane park yaptık biliyor musunuz? 105 tane park devralmışken bu yılın sonunda inşallah 200'ü geçecek. 185 tane semt parkı, 35 tane de büyük park yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, belediye imkanlarıyla yapılan tesislerin bütçesi hakkında bilgi verdi. Bugün nasip olursa inşallah bir şehirler arası otobüs terminali ki daha önce inşaat halinde gördük, bugün de faaliyete geçmiş halde gördük. Aşağı yukarı 5,5 milyon lira belediye imkanlarıyla para harcanarak yapılmıştır. Ve aynı zamanda eşi emsal olmayan Gemici Tabiat Parkımız 1 milyon 100 bin lira harcanarak yapılmıştır. Ve de yeni itfaiye binası ve belediyemizin buradaki hizmet kampüsü de 2 milyon 65 bin lira yani toplam 9 milyon TL yatırımla Osmanca yeni hizmetler gelmiştir. Bunlar ananızın ak sütü gibi helaldir. Osmancıklılara seslenen Vali Necmettin Kılıç ise Osmancık'ın yakın gelecekte modern bir şehir olacağını vurguladı. Kadim bir medeniyetten gelen belki binlerce yıllık şehircilik geçmişi olan bir ilçemiz, içinden Kızılırmak geçen bir ilçemiz. Bu ilçe tarihiyle, geçmişiyle, şu anki sahip olduğu zenginliklerini birleştirerek yakın geleceğe modern bir şehir olarak damga vuracaktır. Günü gününe eşit olmayacaktır. Her gün daha iyi olacaktır. Osmancık'ta bölgesinde yıldız gibi parlayacaktır. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tesisler hizmete açıldı. Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreni sonrasında Türk pop müziğinin sevilen ismi Mustafa Ceceli konser verdi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Ceceli, konsere katılanları esprileriyle de kahkahaya boğdu. Türk pop müziğinin sevilen sesi ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Osmancık Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 yatırım için düzenlenen toplu açılış töreni sonrasında konser verdi. Çorum'un Osmancık ilçesinde sahneye çıkan Türk pop müziğinin ünlü ismi Mustafa Ceceli, vatandaşlara eğlenceli bir gece yaşattı.
Ceceli, kendisini izlemeye gelen hayranlarını sevilen şarkılarıyla coşturdu. Ünlü sanatçı, konserde şarkı aralarında hayranlarını zaman zaman yaptığı esprilerle de kahkahaya boğdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ceceli, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. CHP Çorum Merkez İlçe Teşkilatı delege seçimlerini yaptı. Kurulan sandıklarda Bahçeli Evler, Kale ve Yavru Turna Mahallesi'nde ikamet eden üyeler oy kullandı. CHP Çorum Merkez İlçe Örgütü delege seçimlerini yaptı. 177 Merkez İlçe Kongre Delegesi ve 717 Ön Seçim Delegesinin belirlenmesi amacıyla kurulan sandıklarda Bahçeli Evler, Kale ve Yavru Turna Mahallesi'nde ikamet eden üyeler oy kullandı. TV19 mikrofonuna konuşan CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere, yapılan delege seçimleri hakkında bilgi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez İlçe'nin mahalle delegasyon seçimini dün Bahçeviler Mahallesi'ni yaptık. 113 kongre delegemizi seçtik. Oy kullanan sayımız 1453 kişi bilinçli bir şekilde geldiler, oylarını kullandılar ve delegelerimizi seçtik. Yarından itibaren askıya çıkacaktır. Bugün Kale Mahallesi ve Yavru Turna Mahallesi'nin delegasyon seçimlerini yapıyoruz. Ali Rıza Suludere seçilen delegeleri tebrik etti. Şimdiden dün Bahçeleri Mahallesi'nde seçilen arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Partimiz için hayırlı olsun diyoruz. Bundan sonra bu seçilecek arkadaşlarımız il ilçe başkanlarımızı seçerek inşallah daha iyi hizmet verecek arkadaşlar göreve getireceğini düşünüyorum. CHP Çorum İl Başkanı Hasan Suvacı yapılan seçimlerle ilgili konuştu. Bildiğiniz gibi bütün partilerde delege seçimleri yapılıyor. Bu delegeler, seçilen delegeler ilçe başkanlığımızın seçimini yapacaklar. O seçimle beraber il delegasyonu da seçilecek. Dün Bahçeliler Mahallesi'nin delegelerini seçmiştik. Bugün de Kale Mahallesi ile Yavru Turna'nın seçmenleri geldiler, üyelerimiz geldiler. Onlar oylarını kullanıyorlar. Hasan Suvacı, bu delege seçiminde ilk defa çarşaf usulü liste ile seçim yaptıklarını ifade etti. İlk defa çarşaf usulü bir seçim, delege belirlemesi yapıyoruz. Bunun anlamı şu: daha önce bir blok liste oluyor. Bu blok listede bir isim oluyor, başkan. Veyahut da işte 20-30 kişi, 50 kişi neyse, kaç kişi olacaksa öyle bir liste hazırlanıyor. O liste üzerinden seçim yapılıyor. Ama burada çarşaf listede delege olmak isteyen herkes, üyelerimiz hepsi müracaat ediyorlar. İl Başkanı Suacı, bu seçimlerle vatana ve millete hayırlı işler yapacak insanların iş başına getirmek istediklerini sözlerine ekledi. Bütün bunların hepsinin yapılmasının amacı vatanımıza, milletimize hayırlı işler yapacak insanlar inşallah iş başına gelirler. Partilerin, siyasi partilerin mücadeleleri bir düşmanlık mücadelesi değildir aslında. Bunu her zaman söylüyorum. Biz sadece rekabet ediyoruz. Biz ülkeyi daha iyi yönetiriz. Diğer partiler diyor biz daha iyi yönetebiliriz. Herkes metotlarını söylüyor. Halkımız bu metotlardan hangisini beğenirse, hangisini uygun görürse ona seçim yapıyor. Çorum'da Sanat Sokağı'nda yürütülen Maksat Takas etkinliği yoğun ilgi görüyor. Çocuklar arasındaki paylaşımı çoğaltmak ve tüketimi azaltmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar oyuncaklarını takas ediyor. Etkinlikte çocuklar evde kullanmadıkları eşyalarla da yeni oyuncaklar yapabiliyor. Çorum'da Sanat Sokağı'nda yürütülen Maksat Takas etkinliği yoğun ilgi görüyor.
Çocuklar arasındaki paylaşımı çoğaltmak ve tüketimi azaltmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar oyuncaklarını takas ederek ücret ödemeden ürün alabileceklerini göstermek amacında olan etkinlikte çocuklar evde kullanmadıkları eşyalarla da yeni oyuncaklar yapabiliyor. TV19 mikrofonuna konuşan Maksat Takas Etkinliği organizatörü Avukat Gülhan Keleş etkinlik hakkında bilgi verdi. Çorum'da çocuklara daha çok paylaşsınlar, tüketim de azalsın amaçlı Maksat Takas projesini geliştirdik. Çocuklar evdeki oyuncaklarını artık oynamaktan sıkıldıkları oyuncakları getiriyorlar. Burada standımız var. Buraya koyuyorlar. İstedikleri bir oyuncağı da bıraktıkları oyuncak karşılığında alabiliyorlar. Çocuklar buraya geldiklerinde önce ortama alışmakları için serbest bırakıyoruz. Diyoruz ki buyurun istediğiniz kadar oynayın. Bir süre sonra evden getirdikleri poşetler dolusu oyuncaklarını döküp gidiyorlar. Gülhan Keleş yapılan etkinlikte çocukların yeni arkadaşlıklar kurduklarını da söyledi. Burada gün boyu hem çok mutlu oluyorlar, yeni yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Paylaşmayı yaşayarak doğal olarak öğreniyorlar. Keleş bazı illerden bu etkinliği yapmak için talep aldıklarını da kaydetti. Türk Çapır geldi bizi ziyarete, bizi desteklediklerini bildirdiler. Çorum'daki çocukların şanslı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bu uygulama gitgide gelişecek. Bazı illerden teklifler alıyoruz biz de burada yapalım diye. Ailemizin daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Etkinliğe destek vermek amacıyla Sanat Sokağı'nda bulunan Türk Çapır Motosiklet Kulübü'nden Özcan Özdoğan, Türk Çapır Motosiklet Kulübü olarak 28 ilde yapılanmalarının olduğunu belirtti. 28 ilde yapılanmamız var, arkadaşlarımız, iş adamı var, memurumuz var, esnafımız var, işçimiz var. Aramızda hiç ayrım yok. Son derece sosyal aktivitelerde bulunan bir kulübüz. Özcan Özdoğan, geleceğin teminatı gençlere destek vermek için geldiklerini sözlerine ekledi. Biz de burada geleceğimizin teminatı gençler için buraya gelmiş bulunuyoruz. Onları görmek, neşelendirmek, mutlu etmek için. Bugün kuş yuvası yapacağız birlikte. Evet. Onlar da bize yardım edecekler. Bakalım bize yardım etmeye çalışacağız hayırlısıyla. Adıyla ve tadıyla kendinden sıkça söz ettiren tulumba tatlısı Çorum'un Alaca ilçesinde günlük taze olarak satışa sunuluyor. Mikrofonumuza konuşan Alaca'nın meşhur tulumba ustası tulumba lezzetinin sırrını paylaştı. İşletme sahibi lezzetiyle bilinen meşhur Alaca tulumbasının sırrını paylaştı. Tulumbanın özel hiçbir katkı maddesi yok içinde. Evet. Her şey doğal, şerbet, glikoz kesinlikle yoktur içerisinde. Orijinal kendi şerbeti yapılıyor. Ta rahmetli Hacı amcadan beri dededen toruna şu anda 4. kuşakta faaliyet gösteriyor. Günlük taze yapılıyor, hiçbir katkı maddesi yok, sıcak sıcak 5-6'da bitiyor, tertemiz. Görüntüsüyle iştahları kabartan tulumba tatlısı nişan ve düğünlerde de sipariş üzerine üretiliyor. Sipariş de veriliyor mu? Tabii düğünlere, özel günlere sipariş. Tabii onlar birkaç gün önceden almamız gerekiyor, yoksa yetiştiremiyoruz, evet. Yapamıyoruz. İşletme sahibi Alaca tulumbasının diğer tulumbalardan farklı olduğunu da sözlerine ekledi. Bu tulumbanın diğer tulumbalardan farkı nedir? Farkı lezzeti zaten, sadece şekli tulumba. Evet. Görünüş olarak lezzeti tamamıyla bağımsız. Alıştığınız normal bir tulumba tadı da değil. Alakası yani. Bile yok, alakası bile yok. Uzaktan yakından alakası bile yok. Sağlığımızın en büyük düşmanı mikropların vücudumuza nüfuz ettiği en önemli nokta ellerimiz değerli izleyenler. El sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edilen 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında Ankara'da farkındalık amaçlı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte el temizliğinin genel sağlığımız üzerindeki etkilerine değinildi. Sağlık Bakanlığı 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında Ankara'da el hijyeninin önemine dikkat çekerek 11 adımda el yıkama yönteminin anlatılacağı bir etkinlik düzenledi. Turuncu bunlar şey mikrop. Bir AVM'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ellerimizin klasik yıkama yöntemleriyle gerçek anlamda temizlenmediği, bunun için belirlenen yöntemlerin uygulanarak yıkanması halinde gerçek hijyenin sağlanabileceği uygulamalı olarak anlatıldı. Çok sevdiğim şey. Suyla uyumlu. Alana konulan bir ekran aracılığıyla da el hijyeni konusunda daha önceden hazırlanmış olan kamu spotu yayınlandı.
El yıkamanın önemine ve doğru el yıkama yöntemine değinen Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar Birimi görevlisi Ebe Çiğdem Bayır, ellerimiz yeterli ve doğru şekilde temizlenmezse birçok enfeksiyona yol açmaktadır. Solunum yolu hastalıkları ve ishaller bunlardan sadece bazıları, dedi. Şöyle günlük yaşantımızda ellerimizi sürekli kullandığımız için en fazla mikroorganizma, bakteri barındıran ellerimizdir. Bunu da yeterli miktarda temizlemediğimiz zaman bir sürü enfeksiyona yol açmakta. Bunlardan solunum yolu hastalıkları, gastroenterit, ishaller ve bir sürü şey. Ellerimizde bütün kir, mikrop vesaire hepsi aynen biriktiği için taşıdığımız için ellerimizi güzel ve düzenli bir şekilde yıkamıyoruz. Yani etkili bir şekilde yıkamıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de 15 Ekim'i el yıkama günü olarak belirlemiş. Bir farkındalık oluşturmak için. Yani doğru el yıkamaya özendirmek için daha doğrusu. Ellerimizi yıkıyoruz ama sadece suyla. Bayır, toplumumuzda doğru el yıkama konusunda bir farkındalık olmadığını belirtti. Yeteri miktarda sabun alıyoruz. İlk önce elimizin iç yüzeyi, daha sonra dış sırtları dediğimiz kısmı yıkıyoruz. Ve parmak aralarımız. Ellerimizi kenetliyoruz. Bu şekilde parmak uçlarımızı. Daha sonra baş parmaklarımızı yıkıyoruz. Ve bu parmaklarımızın uçlarını yıkıyoruz. Ve ellerimizi durlayıp havluyla kuruluyoruz. Ve burası sensörlü olduğu için hani benim kapatmama gerek yok ama normal koşullarda elimizi kuruladığımız kağıt havluyla da musluğu kapatıyoruz. Unutmam demeyin değerli izleyenler. Neler unutuluyor neler. Diploma, bisiklet, hatta sefer tası bile unutanlar var. Nerede mi? Toplu taşıma araçlarında. Samsun'daki toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları görünce en az sahipleri kadar siz de şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Samsun'da teleferikte raylı sistem araçlarında ve yolcu istasyonlarında unutulan eşyalar görenleri şaşkına çeviriyor. Unutulan eşyalar arasında en dikkat çekenlerse diploma, bisiklet ve sefer tası gibi eşyalar. Büyükşehir Belediyesi, Hafif Raylı Sistem İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait kayıp eşya bürosundaki eşyalar sahiplerini bekliyor. Unutulması çok zor olan eşyaların bile unutulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi, Hafif Raylı Sistem İşletmesi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Şahin, unutulan eşyaların personel tarafından tutanak tutularak kayıt altına alındığını belirtti. Buradaki görmüş olduğun eşyalar SAMULAŞ'ın istasyonlarında, faaliyet alanlarında yani 36 tane istasyonumuz var. Bu istasyonlar, ondan sonra teleferik, otopark ve ring araçlarımızda bulunan eşyalar tutanak karşılığında personel tarafından bulunduğunda tutanak tutulmak suretiyle buraya getirilir, teslim edilir. Pahalı ürün unutan vatandaşların hemen kayıp eşya bürosuna başvurduğunu ifade eden İbrahim Şahin, en son unutulan ilginç eşyalar arasında sefer tası var, dedi. En son mesela ki sefer tasını unutmuş, diplomasını unutmuşlar. Buna benzer eşyalar mesela ki telefonlarını unutuyorlar. En ihtiyaç duydukları şey 24 saat ellerinden düşünmedikleri telefonlarını unutmak suretiyle buradan tekrar bir daha da almaya gelmiyorlar. Ama akıllı, pahalı telefonlar olursa onları herkes takip edip gelip alıyor. Şahin, eşyası kaybolan vatandaşlar internet sitesini takip ederek eşyalarının nerede olduğunu görebilirler diye konuştu. Vatandaşlar sitemizi takip ederlerse, SAMULAŞ sitesini, eşyalar kaybolduğunda buradan alabilirler gelip.
Evlilik, insan yaşamının en önemli dönüm noktalarından birisi değerli izleyenler. Ancak evlenirken yapılan masraflar ne yazık ki birçok aileyi zor durumda bırakıyor. Samsun'da Şerif isimli genç de düğün borçları nedeniyle girdiği bunalımdan soygun yaparak kurtulmaya çalışsa da sonuç ne yazık ki umduğu gibi olmadı. 1,5 yıl önce evlenen ve pidecide hem usta hem de kurye olarak 2000 lira maaşla çalışan 28 yaşındaki Şerif G adlı genç, düğün için iki ayrı bankadan çektiği toplam 15 bin lira krediyi ödeyemeyince bunalıma girdi. Ne yapacağını şaşıran ve ayda 1200 lira olan kredi taksitlerini ödeyemeyen Şerif G, akaryakıt istasyonunda soygun yapmaya karar verdi. Yaklaşık bir hafta önce Ahulu Mahallesi mevkiindeki bir akaryakıt istasyonuna sabaha karşı saat 5 sıralarında motosikletiyle giden Şerif G, belindeki kuru sıkı tabancayı göstererek korkutup pompacıdan 895 lira para gasp etti. Ancak bu para ödeyeceği taksite yetmeyince Şerif G yeniden soygun planı yaptı. Motosikletiyle önceki gece yine Samsun-Ankara karayolu mevkiinde 4 ayrı akaryakıt istasyonuna giderek buralarda para gasp etmek istedi. İki akaryakıt istasyonunda para gasp edemeden kaçan Şerif G, iki ayrı akaryakıt istasyonunda da toplam 1295 lira para gasp etti. Polisi alarma geçiren Şerif G, motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Biri Jandarma Bölgesi'nden olmak üzere 5 ayrı akaryakıt istasyonu soygunu ve soygun girişimiyle ilgili Şerif G'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullandığı kuru sıkı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alınan Şerif G, suçunu itiraf ederek bankadan kredi çekip düğün yaptığını, kredi paralarını ödeyemeyince soygun olayına karıştığını söyledi. Polisteki sorgulanması tamamlanan Şerif G, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yenişehir Mahallesi çevresinde ve üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde sattığı tespit edilen EKD ve üniversite öğrencisi SU uyuşturucu madde ticareti yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Ayrıca bu şahıslarla bağlantılı olan ve uyuşturucu maddeyi temin ederek Kırıkkale iline getiren İK isimli üniversite öğrencisinin evi tespit edilerek her iki adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. İK'nın evinden uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çok sayıda şeffaf kilitli poşet elde edilirken, İKD ve SU'nun ikamet ettiği evde yapılan aramada toplam 53 adet kilitli şeffaf poşet içerisinde ve 4 adet kağıda sarılı halde satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son günlerde dünya gündemini meşgul etmeye başlayan bir tehlikeyle ilgili haberimizde bültenimize devam ediyoruz değerli izleyenler. Özellikle ebeveynlerin korkulu rüyası olmaya başlayan Flakka isimli uyuşturucu madde Türkiye'ye sokulmak istendi. Gümrük muhafaza ekipleri İstanbul'da ülkemize posta yoluyla sokulmak istenen Flakka isimli uyuşturucu maddeyi düzenlediği operasyonla ele geçirdi. Kamuoyunun zombi hapı olarak bildiği Flakka, alfa PVP hidroklorit isimli kimyasalı içeren ağır beyin hasarına ya da ölüme sebep olan sentetik bir uyuşturucu.
zombi hapı dolu paket İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Uluslararası Posta İşletme Merkezi'nde narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen rutin kontrolde narkotik dedektör köpekler Baron ve Aykan'ın tepki vermesi üzerine tespit edildi. Postada yaptığımız denetimler esnasında narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine tespit edildi. Maddenin içeriğini kontrolünü yapacağız. İspanya'dan gönderilmiş ve alıcısı İstanbul'da ÜK olan posta gönderisi açıldığında içerisinde 50 adet küçük paket olduğu görüldü. Paketler açılarak içindeki beyaz renkli toz maddeden alınan numune uyuşturucu test cihazında analiz edildiğinde Flakka isimli sentetik uyuşturucuda kullanılan kimyasal olan zombi hapı olarak bilinen uyuşturucu madde sonucu alındı. Evet. Alfa PVP. Nedir alfa PVP hidroklorit? Kamuoyunda sıkça da bilinen, insanları zombiye dönüştüren bir uyuşturucu. Flakka ismiyle biliniyor. Flakka. Flakka, evet. Flakka insanda ne gibi etkiler yapar? Coşkunluk ve heyecan hali, agresiflik, kendine zarar verme, paranoya, halüsinasyonlar gördüğüne gibi etkileri var. Çok tehlikeli bir uyuşturucu. Diğer uyuşturulardan farklı insan vücuduna girdiğinde geri dönüşsüzdür. Diğer uyuşturucular vücutta etkisi belli bir süre sürer ve sona erdikten sonra reseptörlerden insan vücudundan ayrılır. Fakat Flakka geri dönüşümsüzdür. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na olay hakkında bilgi verildi ve alınan talimat üzerine başlatılan operasyonla Esenyurt Posta Dağıtım Merkezi'ne gelen ve alıcı kısmında ismi yer almamasına rağmen kendisine ait olduğunu beyan ettiği gönderiyi teslim almak isteyen SO'ya gönderi teslim edildi. Şahıs gönderiyi teslim aldıktan sonra gümrük muhafaza memurları tarafından gözaltına alındı ve yapılan üst aramasında üzerinden sarı basın kartı çıktı. Yapılan araştırma sonucunda şahsın daha önce bu uyuşturucu hakkında bir kanalda haber yaptığı öğrenildi. Şüpheli şahıs ifadesinde gönderinin alıcısı olarak görünen ÜK'nın kuzeni olduğunu beyan etti. Bunun üzerine gümrük muhafaza ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucuya el konuldu ve şüpheliler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Spor Toto 3. Lig 3. grupta mücadele eden Çorum Belediyespor sahasında oynadığı maçta Arsinspor'u 2-0 mağlup etti. Çekişmeli geçen maçı İstanbul bölgesinden Emre Yüksel yönetti. Spor Toto 3. Lig 3. grupta mücadele eden Çorum Belediyespor sahasında oynadığı maçta Arsinspor'u 2-0 mağlup etti. Çekişmeli geçen maçı İstanbul bölgesinden hakem Emre Yüksel yönetti. Doktor Turhan Kılıççıoğlu stadında saat 14.30'da başlayan maçta 31. dakikada Arsinspor'dan Mücahit'in kendi kalesine gol atmasıyla Çorum Belediyespor 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla kapanırken ikinci yarıya hızlı başlayan Çorum Belediyespor 75. dakikada Taner Gürsoy'un golüyle durumu 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Çorum Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maç sonrasında TV19 mikrofonuna konuşan Çorum Belediyespor Kaptanı Abdullah Karmil, takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Önemli bir haftaydı. Rakiplerimizin birbiriyle oynadığı haftada hem de iç sahadaki bu yenememe korkusunu üzerimizden atmak istiyorduk. Hem yenip üst sıraları kovalamak hem de artık içeride bir seri yapmak istiyorduk. İlk adım Arsinspor'du.
Çok iyi mücadele ettik. Çok iyi oynadık. Rakibe pozisyon vermeden bir maç tamamladık. İnanıyorum bu takım böyle devam ettiği sürece bu Çorum şehrine şampiyonluğu getireceğiz. Çorum Belediyesporlu futbolcu Emre Yüksektepe iç sahadaki şanssızlıklarını yendiklerini ifade etti. İç sahada bir şanssızlığımız vardı. Bunu iyi oynayarak kapattığımızı düşünüyorum. Deplasmandaki performansımızı da iç sahaya yansıtınca da görünen zaten ortada. Daha 2-0'lık bir galibiyet aldık. Daha farklı da olabilirdi. İnşallah önümüzdeki maçlarda aynı istikrarla devam ederiz. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş stresli bir maç olduğunu kaydetti. Evet, içeride 4. maçımız 3 beraberlik. Tabii stresi anormal derece fazlaydı bizler için. Bu maçın sonucunu ben de sizler gibi merakla bekliyordum işin doğrusu. Bizim içeride oynadığımız daha önceki maçlarda anormal derecede şanssızlıklar. Bildiğiniz gibi 95 ve 25. saniye yediğimiz gol. Verilmeyen goller, kötü yönetimler. Yusuf Tokuş, maçın hakeminin oyunu iyi yönettiğini belirtti. Ben öncelikle bugünkü maçın hakemini, galip olduğumuz diğer maçlardan sonra da hakemlere eleştiri yapmıştık. Gollerimiz verilmedi, penaltımız verilmedi. Ama şimdi Allah işte böyle insan evlatları da doğuruyor. Bize verdiği sarı kartlar doğruydu, rakibe verdikleri de doğruydu. Mükemmel bir maç yönetti. Bizim bu şekilde bu tip hakemlere ihtiyacımız var. Oyun da güzelleşti. Tokuş oynanan oyunu değerlendirdi. Bizim tabii ki bu normal oyunumuz değil ilk yarı oynadığımız oyun. Ama ikinci yarıda gerçekten Çorum Belediyespor sahadaydı. Bizim esas kimliğimiz oydu. Ama ilk yarıki takım her zamanki içeride stres yaşayan, sıkıntı yaşayan bir Çorum Belediyespor vardı. Bunun farkındaydık biz de. Ama her zaman söylüyorum bize sabredilmesi gerektiğini. Biz genç bir takımız. Yusuf Tokuş kendilerine inanarak güvenenlere teşekkür etti. Ne kadar bize sabır gösterilirse o kadar takımımızın iyi olacağını daha önce de söyledik. Yani bunlar tesadüf olan şeyler değil. Biz sadece bunları istedik. Bize sabredenlere çok teşekkür ediyorum. Haber değeri taşıyan görüntüleri 0552 152 1919 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim değerli izleyenler. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Türkiye'den ve Çorum'dan öne çıkan gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.